Değerli izleyenler merhaba. Ruh sağlığında bugün yaklaşan sınav nedeniyle kaygıyı, olumsuz düşünceleri ve kaygıyla nasıl baş edilebileceğini ele alacağız. Sorularımızı yanıtlayacak isim klinik psikolog Saliha Türksöz Kaplan olacak. Sizler de merak ettiklerinizi 0224 211 1075'ten bizlere iletebilirsiniz. Saliha Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhabalar. Merhaba. Dediğimiz gibi sınav yaklaşıyor. Evet. Pazar günü sınava girecek birçok genç ve hem aileleri aslında hem de kendileri biraz da olsa belki kaygı duyabiliyorlar. Hı hı. Biz de bugün o yüzden kaygıyı ele alacağız. İlk olarak kaygı nedir deyip sonra sınav kaygısına geçelim dilerseniz. Peki. Aslında kaygı insanoğlunun yaşamını devam ettirebilmesi için gerekli olan bir duygu durumu. Çünkü neden? Kaygı bizi motive eder. Performansımızı göstermemizi sağlar. İstek duymamızı, karar almamızı da sağlar. Ancak kaygının hiç olmaması ya da kaygının çok yüksek düzeyde oluyor olması bir sorun teşkil etmekte. Peki nedir kaygı? Aslında kaygı organizma için tehlike içeren, tanımlanabilir ya da tanımlanamaz. Herhangi bir durum ya da uyaran karşısında bedenimizde ya da işte zihinsel olarak bazı değişimlerin ortaya çıkması durumudur. Yani bir aslında bir uyarandır bizim için. Dolayısıyla da kişi kaygı düzeyi arttıkça az önce dediğim gibi işte o motive olmaları, istekli olması, karar verme aşamalarında sıkıntı yaşarlar. Evet. Şimdi sınav kaygısı nedir diyeceğiz. Siz bunların aslında en yakın tanısınız diyebiliriz. Hı hı, evet. Öğrencilerle de biraz iç içe olduğunuz evet. için. Bu süreçte çocuklar ne yaşıyor? Gençler ne yaşıyor? Çocuk demeyelim. Evet, kaygıları aslında, ne oluyor? Sınav kaygısı dediğimiz süreçte öğrenci belli nedenlere bağlı olaraktan, hani bunları daha öncesinde de konuşacağız muhakkak ki, sınav anında öğrendiği bilgiyi gerçekleştirememe halidir aslında. İşte bedeninde ya da duygusal olarak işte zihninde bazı değişimlerle kendini gösterir sınav kaygısı. İşte öğrenciler kaygı düzeylerinde artış tabii sınav yaklaştıkça da bu düzeyde bir artış gözlemliyoruz. Evet. Aslında güncel bir konu haline geliyor. Dediğiniz gibi bu pazarda bir sınav var. Eminim ki birçok öğrenci şu aşamada çok yoğun bir kaygı düzeyi yaşamakta. Evet. Kendini sakinleştirmeye çalışmakta da aileler bu konuyla ilgili çok büyük tedirginlikler yaşamakta. Aslında bunun belki konuşulup kaygı kelimelerini duyması bile belki onları kaygılandırabilir mi? Bir uyaran, evet bir uyaran aslında onlar için de. Kaygının aslında oluşma nedenine baktığımızda da şu var. Tabii bazı kişilik özellikleri de buna etken ama aynı zamanda da performans ve beklentiler. Bunlar aslında ikisi çok önemli. Çünkü kişi öncelikle kendi performansının farkında olmalı. Yine aile de aynı şekilde ve beklentisini bu ölçüde değerlendirmeli. Performans ve beklenti arasındaki uzaklık arttıkça aslında kaygı düzeyinde de artış gözlemliyoruz biz. Burada yani çalışmayla ya da bilgi birikimiyle doğru orantılı diyebilir miyiz bunun için? Şu var, aslında evet çalışan öğrencide de kaygıyı biz gözlemleyebiliyoruz. Evet. Çünkü şu var, kaygı durumu aslında bizim yüklediğimiz anlamlardan ibarettir. Yani kişi sınava nasıl bir anlam yüklüyor? Ailesi sınava nasıl bir anlam yüklüyor ve gözündeki işte resmettiği çerçeve nasıl bir çerçeve? Oradaki resim ne? Çünkü birçok öğrenci aslında sınavdan ziyade biz sınav kaygısı diyoruz ama öğrencilerimle yaptığım görüşmelerde ya da ailelerle yapılan görüşmelerde aslında altında şu da yer alıyor. Biraz daha gelecek kaygısı içermekte. Yani sınava dair olan korku aslında sınav sonrasında yaşanacaklara dair olan kaygılardan ibaret. Yani burada aslında biraz da düşünceler, planlar, planların gerçekleşememesi mi devreye giriyor? Evet, evet. Çünkü birçok öğrencide şu var. Mesela şöyle bir örnek vereyim size ki o zaman öğrenciler aslında aileler daha iyi anlayacaklardır. Yapılan bir araştırmada operasyona girecek olan bazı hastalar ele alınıyor. Cerrahi bir operasyona girecekler. Ve aynı zamanda üniversite sınavına girecek olan öğrenciler. Ve bu iki grup arasındaki kaygı düzeyleri ölçüldüğünde çok ilginç bir biçimde üniversite öğrencilerinin kaygı düzeyleri ve korkuları daha yüksek çıkıyor. Aslında bu oldukça çarpıcı. Evet. Yani şuradan aileler gözünde... Ameliyata girecek kişiden daha yüksek kaygı duyabiliyorlar. Evet, kesinlikle öyle. Ve aileler bu noktada aslında çocuklarını anlamak için hani bu örneği gözlerinin önüne getirmelerini istiyorum. Çünkü onların yaşadıkları aslında çok kolay bir duygu durumu değil. Bununla baş edebilmeleri de çok kolay değil. Evet, tetikleyicisi aileler de olabiliyor ne yazık ki. Çünkü çevremizde görüyoruz... Anne babalar daha fazla panik, daha fazla endişeye kapılmış olabiliyorlar. Evet. Ne yazık ki. Yine onların da belki de bu endişeyi yaşamalarının nedeni çocukları üzerinde yükledikleri planlar olabiliyor mu? Ya da onun başaramama düşüncesi.
şu var, tabii aileler aslında çocukları doğdukları andan itibaren planlar yapmaya başlarlar. İşte kendilerini gerçekleştiremediği bazı alanlarda çocuklarının bunu gerçekleştirmesini beklerler. Bundan dolayı da tabii şu oluşabiliyor, çocuğun üzerine bir baskı ve sorumluluk aslında oluşmuş oluyor. Ya da çocuklarını iyi tanımadıkları için onların işte performanslarını, işte akademik başarılarını çok iyi gözlemleyip onları takip edemedikleri için bazen fazlasını isteyebiliyorlar öğrencilerden. Bu da tabii onların üzerinde büyük bir sorumluluk yükleniyor. Ve başaramama korkusuyla da birlikte aslında kaygı da artış oluyor. Evet. Ki zaten ondaki kaygıyı herhalde çocuk da seziyor. Tabii. Anne babasındaki kaygıyı. Tabii. Anne ve babalarda kaygı ister istemez biraz daha fazla. Örneğin işte kimi aileler işte yetiştirebilecek mi acaba bir yılda bu kadar konuyu? İşte ne kadar soru çözse acaba yeterli olacak? Bu çalışma yeterli değil. Biraz daha fazlası olmalı. Hala şu puana ulaşamadın gibi kaygılar yaşamakta ve bunu ister istemez aslında çocuğa yansıtıyor. Bazen de aileler şunu da yapabiliyorlar. Aslında iyi bir şeyler söylüyorlar. Örneğin işte sen başarabilirsin bu sınavı, sana güveniyoruz. Çok çalıştın, sen bunun üstesinden gelebilirsin, bizim gururumuzsun. Gibi cümleler kullanıyorlar ama aslında bu cümlelerin altında çocukta şu oluşabiliyor: kazanamazsam hayal kırıklığına uğratırım, onları üzerim, işte ailem benim için her şeyi yerine getirdi ama ben bunu yapamazsam onlara karşı mahcup olacağım duygusuyla aslında karşı karşıya kalıyorlar. O yüzden de burada önemli olan nokta öğrencinin duygusunu anlayabilmek ve onun yanında olabilmek, ona destek veriyor olabilmek. Evet. Ki bunları dile getirmese bile birçoğumuz zaten öğrencilik dönemini atlattık. Evet. Muhakkak ki o düşünceler oluyor çocuklarda, evet, gençlerde. Ailem bana destek veriyor, mutlaka başarmalıyım, yapmalıyım duygusu oluyor. Örneğin şu da olabiliyor, bazen aileler bir ödül sunabiliyorlar sınav sonrasında. İşte üniversite sınavını kazanırsan araban altında. Evet. Ya da işte üniversite sınavını kazanırsan yaz tatilinde seni yurt dışına göndereceğim gibi büyük ödüller, abartılı ödüller kullanarak çocuğun da sınavı aslında bir nevi abartmasına ve gözünde büyütmesine neden oluyor. Şöyle düşünün, çocuk sınavı gözünde ne kadar büyütürse, yani şu aşamaya getiriyor sınavı ve diyor ki ben bunu nasıl aşacağım? Evet. Bu sınavın üstesinden gelemem. Bizim burada yapmamız gereken şey öğrenciyi yüceltmek. Yani yüceltmek dediğim içi boş bir biçimde değil. Hani bilgi donanımı olsun ya da kendi kişilik özelliklerin olsun. Öğrencinin bu sınavı aşabilmesi için biraz öğrenciyi güçlendirmemiz lazım ki sınavı değerini biraz azalttığımızda öğrenci diyecek ki ben bunun üstesinden gelebilirim ve bunu aşabilirim. Hı hı. Elimden gelenin en iyisini yapacağım duygusu ve düşüncesi aslında öğrenciyi başarıya götürecektir. Evet. Burada peki belirtiler ne şekilde oluyor? Evet. Anne babalar bu belirtileri fark ediyor mu? Çocuklar, gençler kendileri fark edebiliyorlar mı? Şimdi şu, aslında belirtilere baktığımızda kaygının temelinde korku da yer alıyor. Dolayısıyla şöyle bir örnek verebilirim size. Sınav korkusu, sınav kaygısı ile kedi ya da köpek korkusu olan bir insanın yaşadığı belirtiler, yani bedensel olarak yaşadığı belirtiler aynı. Örneğin işte bir köpek gördünüz ve kafanızdaki algı size saldıracağı yönündeyse birden kalp atışınız hızlanır. Evet. Neden? Çünkü ya kaçacaksınızdır ya da onunla savaşacaksınızdır. Kalp atışı hızlanır, göz bebekleri büyür çünkü daha iyi görmek isteyeceksinizdir. El ve ayaklarınız buz keser, kan çekilir el ve ayaklardan. Çünkü herhangi bir kesik oluştuğunda kan kaybından zarar görmeyesiniz diye. Bu tarz belirtiler aslında sınav kaygısı yaşayan öğrencide de olur. İşte boşaltım sistemi devreye girer örneğin. Vücudu hafifletmek ister çünkü beden. Dolayısıyla aslında bir zırha bürünür. Kendisini korumaya alır. Öğrenci de yine sınav anında tamamen bu belirtileri yaşar bedensel olarak. Dolayısıyla bizim burada yapmamız gereken şey öncelikli olarak kendimizi sakinleştirmek. Yani şu kalp atışımızın normal düzeye inmesini sağlamak. İşte bu nasıl olacak? O anda belki de çok keyif aldığımız bir yerde kendimizi hayal edebiliriz. Ya da farklı bir düşünceyi hayal edebiliriz, evet, ki vücut kendini rahatlatsın. Bunlar tabii bedensel belirtiler. Psikolojik olarak da bazı belirtiler olur öğrencide. İşte huzursuzluk hisseder, daha öfkelidir, daha sinirlidir. Ağlama nöbetleri olabilir öğrencide ara ara. Kendisini içine kapatabilir, odasına çekilir, kimseyle konuşmak istemez. Güvensizlik ve çaresizlik hissi içerisinde olur. Ama bir grup öğrencide de zihinsel belirtiler olur. İşte bu nedir? Aşırı uyanıklılık. Yani uykuda da problem yaşar. Uyuyamaz,
kendisini çok uyarılmış hisseder. Dolayısıyla da işte unutkanlık başlar öğrencide, dikkat dağınıklığı başlar. Bu tarz belirtiler de zihinsel olarak bizim karşılaştığımız belirtilerdendir. Evet, burada ailelerin fark ettiği belirtiler aslında biraz daha psikolojik olanlar mı oluyor? Çünkü evet. Diğerini sınav esnasında belki yaşayabiliyor fiziksel belirtileri. Hı hı. Bu belirtilerden ailenin fark ettikleri neler oluyor? Peki onları sayabilir miyiz? Örneğin öğrencimiz çok başarılı bir öğrenci. İşte 3 yıl boyunca lise 3. sınıfa kadar gayet her şey işte yolunda ve rutininde gidiyor. Ama son sınıfa geldiğinde öğrencinin başarısında birden bir düşüş yaşıyoruz. Hı hı. Mesela bu dikkat edilmesi gereken bir nokta. Ya da öğrenci çok çalışmasına rağmen hala daha bir verim elde edememiş olabilir. Tabii buradaki evet. Çalışma aşaması verimli çalışmadan bahsediyorum. Ya da öğrenci sınav hakkında konuşmak istemiyor olabilir. Aile hani bir soru sorduğu zaman onu ters bir şekilde yanıtlayabilir. Uyumaya daha çok hani meyil gösterebilir öğrenci. Dolayısıyla hani bu tarz belirtiler aslında bizim öğrenciyi dışarıdan gözlemlememiz için birkaç ipucudur bizim için. Öğrenci yine dediğim gibi ağlama nöbetleri olabilir evin içerisinde. Durup dururken ağlamaya başlayabilir. İşte geleceğe dair endişelerini ve korkularını ailesine bahsedebilir. Bunların hepsi birer sınav kaygısına dair belirti olarak sunabiliriz. Ki burada az önce uyku düzeninde bozukluk olabiliyor dedik. Belki içinde beslenme de var. Birçok etkisi, birçok faktör etkiliyor muhakkak ki bunları. Neler neden olabiliyor? Bu saydıklarımız arasında olanlardan sınav kaygısını neler tetikleyebiliyor? Ne diyebiliriz? Aslında sınav kaygısını bireysel ve çevresel nedenler var hani tetikleyen noktalarda. Bireysel nedenlere baktığımızda mükemmeliyetçi bir kişilik yapısında olmak. Yani öğrenci herhangi bir notu alsa bile yaptığı ufak tefek hataları göz ardı edemez ve bunlara o kadar çok odaklanır ki aslında bardağın dolu tarafındansa sürekli boş tarafına odaklanır. Ve boş tarafına odaklandığı için de sürekli o başaramama duygusuyla karşı karşıya kaldığı için de kaygı düzeyinde yoğun bir artış gözlemlenir. Yine az önce bahsettiğim gibi öğrenci performansı burada ama beklenti şurada ise ben buraya nasıl ulaşacağım korkusu çok yoğun yaşar. Ki o yüzden de hep önerilerimiz şudur. Öğrenci önce kendini tanımalı, yapabildiği kadarını biz iyi bir şekilde gözlemlemeliyiz yapılan testlerde ve sonrasında hedefi kademe kademe artırmalıyız ki öğrenci de kendisini başarmış duygusuyla daha iyi hissedebilsin ve motive olabilsin. Çünkü bu önemli. Yine başarısız olma korkusu, başaramama korkusu, ailesi tarafından reddedilme korkusu yaşayan öğrenciler var. Tabii bunlar da yine önemli bir kısım. Çünkü kafalarında çizdikleri o çerçeve, sınav sonrasında yaşayacaklarına dair olan çerçeve öğrenciyi tetikler. Şunu biliyorum ki birçok öğrencinin aslında kafasında iki film senaryosu var. Kendilerinin yazdıkları ve oynadıkları. Bir tanesi aslında romantik ve mutlu bir film. Bir diğeri ise gerilim ve korku dolu. Romantik ve mutlu olan filmde öğrenci işte sınav anında gayet keyifli bir şekilde soruları çözüyor. Sonrasında işte sevinç çığlıkları, istediği okulu kazanmış. Her şey mükemmel giden bir film. Bir diğeri ise sınav anında işte kaygılanırsam, çözemezsem, zor gelirse, hayalime ulaşamazsam, işte ailemle şöyle şöyle problemler yaşarım diye yazdığı bir film senaryosu. Aslında bu ikisinde de çok hani önerilen bir durum değil. İkisi de uç noktada senaryolar çok değil mi? Çok uç noktada senaryolar. Çünkü öğrenci şunu yapıyor olabilir, hani kendi performansını bilmeden çok uç bir hayal kurup ama sınav sonrası onu yaşayamadığı noktada o hayal kırıklığı hissiyle kendini suçlayabilir ve büyük bir hayal kırıklığına uğrar. Aslında sınav sonrasında da bir o sınava dair kaygı artar, yaşama dair kaygısı aslında artışa çıkar. O yüzden hani bu senaryolara dikkat etmemiz gerekiyor. Evet. Ve öğrencilerin özellikle şu iki cümleye dikkat etmeleri lazım. Hiçbir şeyi yapamam, her şeyi yaparım. Bu ikisi de çok tehlikeli iki cümle. Çünkü hiçbir insan hani her şeyi yapabilirim denilecek noktada çok iyi olamayacaktır. Evet. O yüzden hatalarımızı kabul etmeliyiz. Hatalarımızla kendimizle barışık olmalıyız. Ve hatalarımızı öğrenerek sürece aslında devam edebilmeliyiz. Tabii bu kaygıya ailenin de etkisi çok büyük olabiliyor. İşte ailenin de mükemmeliyetçi yapı da olabilir. Baskıcı bir tutum da olabilir aile. Bunlar da yine öğrencinin sınav kaygısını tetikleyen durumlar içerisinde. Burada bu olumsuz düşüncelerde ben yapamam, ben başaramam gibi fikirlere sahip olmasındaki etken ne oluyor? Genelde o kendine güvenememe mi ya da performanstan bahsettik. Bunlar mı etkiliyor çocuğu?
Şu belki de geçmişte yaşanılanlar. Hı hı. Aslında öğrencilerin birçoğu geçmişe çok fazla takılı kalıyorlar. Örneğin işte ben fizik hiçbir zaman yapamadım ve evet. bundan sonra da zaten başaramam duygusuyla aslında o dersi direktman elini tersine itiyorlar ve siliyorlar. Hı hı. Hiçbir şekilde ona dokunmuyorlar. Üstesinden gelmek için çaba harcamıyorlar. O yüzden geçmişe bağlı kalmaktan ziyade biz şu anda ve gelecekte yapabileceğimiz noktalara aslında biraz odaklanmalıyız. Yani geçmişteki başarısızlıklarımız değil, o başarısızlıkları ben şu aşamada ve şu koşullarda nasıl üstesinden gelebilirim? Aslında bunun üzerine birazcık kendimizi geliştirmeliyiz ki başarılı bir noktaya, hani istediğimiz bir noktaya aslında ulaşabilelim. Hı hı. Ama şu da var, mesela şunu etken olan sınav kaygısına yine neden olan etmenler arasında öğrencinin geçmiş yaşamı da var. Örneğin öğrencinin hiçbir zaman uyku düzeni olmadıysa, beslenme alışkanlıkları çok düzensizse, evet. öğrenci yaşam boyunca hiçbir şekilde plan ve program dahilinde gitmediyse ya da sınavı geçmişte hiç umursamayıp artık bu yıl sınav var deyip tetikte olduğu noktada tabii ki son yılda bir kaygı durumu söz konusu olacaktır. Evet. Çünkü düzenli yaşam kesinlikle bizi belli bir rutine sokacaktır ve en azından o belirsizliğimizi ve kararsızlığımızı ortadan kaldıran bir neden olacaktır. Hı hı. Yani okul dönemine başladığından itibaren o zaman çok düzenli bir şekilde ilerlemesi çok önemli kesinlikle. Diyebiliriz. Bunu hem anne babalara bir duyuru şeklinde hı hı. iletebiliriz hem evet. de çocuklara, gençlerimize hı hı. iletebiliriz ki en azından bundan sonrası için belki dikkat etmeleri gerekiyor yaşamlarına evet. diyelim. Bu olumsuz düşüncelere alternatif olarak ne yapabilirler peki? Olumsuz düşüncelere şu şekilde örnek verelim. Örneğin öğrenci başarıyı kendisinin kontrol dışında gerçekleşeceğine inanır. Yani ben başaramam çünkü işte sınav zor olacak. Hı hı. Ya da işte ailem bana şu şekilde baskı yaptı ben yine başaramayacağım tarzında duygular oluşabilir. Ya da ya başaramazsam, işte yapamazsam ailem işte bana ne der tarzında hani olumsuz düşünceler ve olumsuz tablolar içerisinde yoğrulurken aslında bizim bunu döndüreceğimiz nokta ben bu sınavı yapabilirim. Ya elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağım. Çalıştım. Performansımı işte deneme sınavlarında gösterdim. Sınav anında da bunu gerçekleştirebilirim. Yani önemli olan sınav anıyla yapılan deneme sınavları arasında aslında bir fark olmadığını öğrencinin kabullenmesi. Kendi vücudunu ve kendi vücudunda olan değişimleri fark ediyor olabilmesi önemli. Çünkü kişi muhakkak heyecanlanacaktır ki heyecan bizim için çok önemli. Çünkü kişi heyecanlandığı zaman serotonin hormonu örneğin salgılanır ve bu hormon bizi motive eder, uyanık olmamızı sağlar, mutlu olmamızı, öğrenmeye açık olmamızı sağlar. Ama ne zaman ki bu heyecan artık bir panik durumuna sürüklenirse işte o zaman sakıncalı durum ortaya çıkmaya başlar. Hı hı. Çünkü yani dozunda da olması gerekiyor aslında birazcık evet, değil mi? Evet, kesinlikle dozunda olması hı hı. gerekiyor. Öğrenciler mesela ders çalışırken işte önümüzde çünkü bu YGS sınavı evet. ve bundan sonra bir LYS sınavımız var ki bu hı hı. çok daha kritik ve önemli aslında. Mesela bundan sonraki süreçlerde şunu onlara aslında öneriyorum. Birçok öğrenci ders çalışırken geri kalan işte sosyal aktiviteler olsun ya da kendi bireysel ihtiyaçlarına çok fazla zaman ayırmamakta. Evet. Şurada önemli olan noktayı şöyle söylemek istiyorum. Örneğin bir öğrenci günde 3 saat ders çalışıyor olabilir ama gerçekten verimli mi? Bu önemli. Yani 3 saatte biz bir verim elde ediyor olabiliriz ama bir başka öğrenci sizin yaptığınız o 3 saatlik çalışmayı 1 saatte hallediyor olabilir. İşte burada önemli olan elde ettiğimiz verim. O yüzden öğrencilere tavsiyem sosyal yaşamlarında özellikle kendilerine zaman ayırmaları gerektiğini, fiziksel aktivite yapmalarını kesinlikle yine öneriyorum. Ki hem kaygı durumumuz azalsın hem de beden ve zihin en azından paralel hareket ediyor olsun. Yani sadece zihni yoruyor olmak hem bizim algımızı güçleştirir, öğrenmede zorluk yaşamamıza neden olur. Hem de bizi biraz daha mutsuz yapacağı için, hani kendimize zaman ayıramadığımız için anlamamızda ya da öğrenmemizde hı-hı. bizi zorlayacaktır. Evet, yani bunlar verimi arttıracaktır çalışmadaki değil mi? Kesinlikle, biraz daha, kesinlikle. Hareket katarsa yaşamına. Hı-hı. Çünkü normalde bizlerin gördüğü hep bir odaya kapanmış bir genç hı-hı. ve sürekli ders çalışıyor ya da sürekli test çözüyor saatlerce. Çözmese bile odasına kapanan çok hı-hı. öğrencim var. Çünkü kendisini öyle daha iyi hissediyor evet. aslında. O yüzden.
bunların etkisi onlarda tabii ki o şekilde gözüküyor. Evet. Peki sınav kaygısıyla şimdi sınavın bir girildiği an var, bir öncesi var, bir de sonrası evet. var. Bununla ne şekilde başa çıkabilirler peki? Evet, öncelikli olarak hani sınav öncesinden bahsediyorum. Düşünce yapımızı değiştirmek. Çünkü düşünceler bizim duygularımızı etkileyecektir ve duygular davranışlarımızı. Ve belli bir süre sonra bir bakacağız ki davranışlar alışkanlıklar halimize dönüşmüş. Dolayısıyla öğrenciler öncelikli olarak düşüncelerini daha bir mantık çerçevesine sığdırarak devam etmeliler. Yani duygularının esiri olmadan daha pozitif düşüncelerle yapabildiklerine aslında odaklanarak ve yapamadıklarının da nasıl üstesinden gelebileceğini aslında biraz kafa yorarak sürece devam etmeliler. Kendilerine zaman ayırmalılar. Örneğin 2 saat ders çalışıyorsa en azından günde bir 20 dakika belki fiziksel bir aktivite ya da haftanın bir günü işte sinema, eğer onu mutlu edecekse bir sinemaya gitmek. Çünkü buna gerçekten zaman ayrılabileceğini düşünüyorum. Yeter ki o plan ve program dahilinde olsun. Onlar bu anları biraz zaman kaybı gibi mi düşünüyorlar? Evet. O yüzden mi hiç kendilerine vakit ayırmıyorlar? Evet, hem zaman kaybı olarak düşünüyorlar ve aslında sorguladığımızda, öğrenciyle bunu konuştuğumuzda boşa geçen o kadar çok zamanı var ki, işte odasına kapanıp belki de sadece müzik dinlediği ama hala o dört duvar arasında hani kaldı. Çünkü birçok öğrencide mesela şunu duyuyorum, işte odama kapanıyorum ama duvarlar üstüme geliyor. Artık çok boğuldum, işte nefes alamıyorum gibi hani belirtiler de kendini göstermeye başlıyor. Burada aslında öğrencileri o zaman biraz yönlendirmek, onlara seçenek sunmak da çok önemli. Evet. Çünkü dediğiniz gibi onun için belki de o odada durup boş boş oturmak zihnini dinlendiriyor gibi gelebilir. Ama onun yerine farklı bir şey yapması zihnini açacaktır diyebiliriz. Kesinlikle daha öyle. Daha etkili olabilecektir. Evet, mesela şöyle söyleyeyim. Fiziksel egzersiz yapıyor olmak kişi için çok önemli. Fiziksel egzersiz derken öğrenciyi yoracak olan egzersizlerden bahsetmiyorum tabii. Hani daha çok gevşeme egzersizlerinden bahsediyorum. Örneğin günde 20 dakika yapacakları bu egzersiz gerginlikten ve stresten daralmış olan damarlarını biraz daha açarak kan akışını hızlandıracaktır ve hızlanan kan akışı da aslında bizim rahatlamamızı, işte öğrenmeye daha açık olmamızı, daha tetik ve uyanık olmamızı sağlayacaktır. Dolayısıyla fiziksel aktivitenin öğrenmeye karşı yani ilişkisi çok daha yüksek. Onun haricinde doğru nefes alma, yine bu da çok önemli kısımlardan. Çünkü doğru nefes alarak biz öncelikli olarak hani vücudumuzu gevşetiyoruz ve oksijenin tüm hücrelere en uç noktaya kadar dağılmasını sağlayabiliyoruz. O yüzden öğrenciler öncelikle doğru nefes almayı bilmeliler. Nasıldır doğru nefes almak? Örneğin elimizi, sağ elimizi midemize koyduğumuzda, sol elimizi göğsümüze koyduğumuzda nefes aldığımızda akciğerlerimizin şişiyor olması gerekir. Ve nefes midemiz, yani sağ elimizin hareket ediyor olması gerekmekte. Yani şu mide kısmında evet, hareket evet, orada hareketi hissetmek durumundalar. Bir 15-20 kez bu tarzda nefes aldıklarında, işte aldık nefesi alıyoruz, verirken daha yavaş yavaş ve kendi halinde aslında vermeyi sağlıyoruz. Bu vücudu hem gevşeten hem de öğrenme sırasında, çünkü oksijen çok önemli bizim için, vücuda oksijen girmesini sağlıyor ve protein bağlarının kurulmasına destek oluyor. Dolayısıyla aslında bu doğru nefes egzersizini herkesin günde en azından hani bir 5 dakika zaman ayırarak boş kaldıkları zamanda gerçekleştirmeleri çok önemli. Çünkü bizim alışkın olduğumuz nefes alma şekli çok daha farklı. Çok daha farklı. Bundan ki bunu sınav sırasında da paniklediklerinde uygulayabilirseler değil mi? Rahatlayacaklardır. Kesinlikle öyle. Mesela kişi çok öfkelendiği anlarda da yine aynı şekilde bu nefes egzersizlerini gerçekleştirebilir. Çok kaygılandığında, korktuğunda kişiyi en azından hem gevşetecek hem de rahatlatacak olan bir egzersizdir. Yine başarılarına odaklanmalarını istiyorum öğrencilerin. Yine bu da aslında kaygıyı azaltan bir noktadır. Yani başaramadıkları değil, başarabildikleri kısımlar da var. Ya da geliştirdikleri yönler muhakkak olmuştur. Çünkü aşağı yukarı işte, Temmuz ayı, hatta Haziran ayından bu yana öğrencilerimiz bu sınava hazırlanıyorlar. Hatta daha öncesinden hazırlanan, hani 4 yıl boyunca bu sınav için çalışan öğrencilerim de var. Evet. Muhakkak bir gelişme göstermişlerdir. O yüzden buraya odaklanarak ben işte en azından küçük bir gelişme dahi olsa geçmişe göre şu anda daha iyi durumdayım ve yapabildiğim konular ya da sorular da var. Biraz daha buraya odaklanarak kendimizi rahatlatıyoruz.
Ve bu ilk sınav ve prova sınavı diyorum öğrencilere. Evet. O yüzden biraz daha sakin olmakta yarar var. Bu ikinci sınava göre biraz daha hafif diyebiliriz değil mi? Diğerinde birazcık daha bilgi olacak sanırım. Evet, ilk sınav YGS sınavı aslında biraz daha analiz kabiliyeti, biraz daha yorum kabiliyetini içermekte. Öğrenci 160 sorunun 160'ından da sorumlu tüm öğrenciler. Dolayısıyla öğrenci ne kadar rahat ise, beyni ne kadar rahat ise ve sınava odaklandıysa o kadar rahat o soruları çözecektir. O yüzden öğrencilerin rahat olması başarılarını kesinlikle etkileyecektir. Sınava girmeden önce lütfen kendilerini rahatlatsınlar. Aileler de bu konuda öğrencilerimize destek olmalarını buradan diliyorum. Mesajını verelim buradan. Evet. Bu mesajı da verelim. Peki sınav kaygısıyla aile bağları arasında nasıl bir ilişki var? Az önce onlara da biraz değinmiş olduk ama direkt bu konu üzerinde duracak olursak neler söyleyebiliriz aileyle ilgili? Evet, aileler aslında aileler de bu sınava hazırlanıyorlar. Yani birçok gözlemim dışarıda olsun ya da kendi öğrencilerimden olsun en az öğrenciler kadar aileler de kaygılı. Hatta aileler bence biraz daha kaygı düzeyi daha yüksek. Evet. Çünkü kişi içinde olduğu zaman kaygısını biraz daha kontrol edebiliyor. Çünkü biraz daha farkında. Tanımlayabiliyor en azından durumu. Ama aile bunu çok daha tanımlayamadığı için, biraz daha uzakta kaldığı için bazı panikler yaşayabiliyor. İşte nasıl olacak, yetecek mi zaman, işte o gün acaba yolda giderken bir sıkıntı yaşar mıyız, kendisini nasıl iyi hisseder. Bu sefer öğrenciye karşı yoğun bir ilgi ve alaka da söz konusu olabiliyor. Öğrenci de aslında bunun farkına varıyor. Yani bu kaygıyı direktman alıyor anne babadan. Kimi anne baba sırf bunu yansımamak için iletişimi kesen aileler olabiliyor çocuklar. Evet. Çok fazla hani konuşmuyoruz çünkü ben de heyecanlanıyorum diyen anne babalarımız var. Ki bu bazen sınavı çalışmaya başladıktan itibaren böyle gidebiliyor değil mi bazı ailelerde? İşte karışmıyoruz biz hiçbir şekilde. Kendi haline bıraktık. Evet. Nasıl istiyorsa öyle yapsın. Hani yeter ki hani stres yapmasın deniliyor. Bu da çok yani iyi bir nokta değil çünkü orası bir aile ortamı ve aslında bu sınav öğrenci girecek ama onu o konuda desteklemek ve güven vermek de önemli. İşte bunu yaparken de az önce de bahsettim abartılı ödüller ya da sen başarırsın. İşte biz elimizden geleni yaptık bak dershane dedin dershane işte kitap dedin kitap her şeyi aldık şimdi sıra sende kendini göster bakalım. Evet. Ya da işte arkadaşlarını çocuklarını ya da komşularının çocuklarını akrabaları örnek göstererek İşte şu bu kadar yaptı, bak şu okula gitti, şöyle oldu gibi. Kıyaslamalara girildiği noktada öğrenci ister istemez kaygı düzeyi artıyor. Evet. Şöyle bir örnek vereyim size. Yine bir görüşmemde şununla karşılaşmıştım. Öğrenciye velinin beklentisi çok yüksek bir beklentisi var. Halbuki şunu da biliyor, hani öğrencinin asla o işte okula yerleşemeyeceğini çok daha farkında. Ama kafasına şöyle bir şey tasarlamış. Ben çocuğuma ne kadar yüksek beklenti sunarsam o kadar çok çalışır. Evet. Ama beklentisini düşük tutarsam çalışmayacaktır düşüncesinde. Ama geliş nedenleri de sınav kaygısıydı. Dolayısıyla veliler şunu çok iyi belirlemeliler. Hatta bunu öğrenci belirlemeli, veli de değil. Çocuğun performansından yüksek beklentiler içerisine girmek. Yani şu okulu kazansan da şöyle çok güzel olur. Aslında sen bir mühendisliğe mi gitsen? Evet. İşte şu okulun mühendisliği çok iyiymiş diye duydum. Bazen üniversitenin dışında bölümler de tabii, anne babalar tarafından seçilebiliyor. Tabii bu bölümlerde biraz anne ve babanın içinde ukde kalan meslekler oluşabiliyor. Çocuğun çok fazla ilgilerine, yeteneklerine çok odaklanılmıyor. Dolayısıyla bu da öğrenciyi hem strese sokan, çünkü tercih dönemini çocuk hayal etmeye başlıyor. Öğrencilerin genelde yaptıkları hatalardan bir tanesi de yani ana değil sonrasına yani sınavdan sonrasına çok odaklanılıyor. Evet. Tercih döneminde yaşayacakları stresi bile şimdiden yaşayan çok öğrencim var. Bunları da şimdiden düşünüp de daha da kaygılarını arttırmamak lazım. Ve burada aslında verilen örneklerden ailelerin yaptığı yanlışları ve yapmamaları gereken şeyleri öğrendik ama dikkat etmeleri, yapmamaları gereken şeyleri tekrar vurgu yapacak olursak neler söyleyebiliriz? Neleri yapmasınlar, neleri dile getirmesinler anne babalar? Öncelikle şöyle söyleyeyim. Çocuğunuza işte sen başarabilirsin, sen bunun üstesinden gelebilirsin, yapabilirsin diyerek aslında çok fazla sınavla ilgili baskı yapılmamalı. Elinden gelenin en iyisini yapacağına eminim. İşte bu sınava çalıştın. Sen bu sınavda rahat olduğun sürece başarabileceğini düşünüyoruz tarzında. Daha yumuşak geçişli cümleler aslında kullanmalılar. Çocuklarını desteklemeli.
ama aynı zamanda gerçekçi davranmalılar. Yani gerçekçi hedefler ya da gerçekçi konuşmalar yapmalılar. Olumlu yaklaşmalılar. Olumsuz eleştiriler çok fazla bu süreçte sunmamalılar. Kıyaslama yine az önce bahsettiğim gibi. Biraz daha ben dili. İşte çalışmıyorsun, şöyle yapıyorsun ya da işte herkes bak sabahlara kadar ders çalışıyor ama sen hala evet. daha işte odanda oturuyorsun, müzik dinliyorsun. Belki öğrencinin o anda gerçekten ona ihtiyacı var. Ona biraz süreç tanınmalı. Yani öğrenci eğer ders çalışmıyorsa ya da ders çalışmaktan kaçıyorsa sınava hazırlık sürecinde bunun altında bazı nedenler yatıyor olabilir. Bunu oturup biraz daha ben diliyle sohbet ederek neden bunu yaptığını, sizin ne hissettiğinizi, sizin duygunuz ne bu noktada, tedirginliğiniz hangi noktada olduğunu çocuğunuzla paylaşabilirsiniz. Ki çünkü ailelerin şikayetçi oldukları konulardan biri de bu sanırım. Evet. Ders çalışmamaları. Ders çalışmamaları. Sadece dershaneye gidiyor, evde hiçbir şey yapmıyor. Hiçbir şey yapmıyor. Ki bazen böyle görüşmelerde şunu da sunuyoruz. Mesela veli geliyor şunu söyleyebiliyor. Hiç ders çalışmıyor eve gittiği zaman. Hani direkt yatıp uyuyor denilebiliyor. Ama öğrencinin bir 24 saatin oturup birlikte konuştuğumuzda sabah kalkıyorlar, işte 6.30'da kalkan öğrencilerim var. Okula gidiyorlar, okuldan çıkıyorlar, dershaneye giriyorlar. Saat 10'da dershaneden çıkıyorlar, 10.30 gibi evlerinde oluyor bir kısmı. Ve ondan sonraki süreçte biraz beyin artık dinlenmek istiyor. Ya da kendine zaman ayırmak istiyor aslında. Ve sürekli bu tarz baskılardan dolayı da öğrenci bu sefer şunu hissediyor. Ben yetersizim, zaten çalışamıyorum hiçbir şekilde. Dolayısıyla bu sınavda da başarılı olamam. Bunu zaten kafasına direktman hani oturtuyor, bunu içselleştiriyor ve ondan sonraki süreçlerde zaten sınav yaklaştıkça kaygı artmaya başlıyor. Hatta bu son haftalarda birçok veli şunu da gözlemlemiş olabilir. Bu sürece kadar hiç ders çalışmayan, ders çalışmaktan kaçan öğrencinin birden aşırı derecede ders çalışmaya başlıyor olması. Evet. Hani bu da gözlenen yine durumlardan birkaç tanesi. Bunun kaygıyla bir bağlantısı oluyor mu peki? Kesinlikle. Yine kaygısı artan öğrenci. Çünkü artık biraz daha farkına varıyor öğrenci. Evet. Evet, bir sınav var ve ben buna çalışmalıyım. Bunun öncesindeki yine kaygısı aslında öğrencinin var ama kaçış sağlıyor bu sefer. İşte uyuyor, ders çalışmıyor, farklı konularla ilgileniyor. Ama sonrasında bir bakıyor ki sınava 2-3 hafta kalmış ve sabahlara kadar ders çalışma ya da bir kısmında hangi dersten başlayacağını bilememe, kararsız olma durumu gibi durumlarla da karşı karşıya kalabiliyoruz. Evet. O yüzden çocuklarınızı takdir edin, onlara güvenin. Koşulsuz sevgi verin. Öncelikle diyeceğim o. Hani koşulsuz olarak sevgiyi çocuklarınıza verin. Bu sınav çünkü ve bir kez daha girme hakları da evet, var. Tekrarı hani, var. Tekrarı tabii. var. Tekrarı olan bir durum. Çünkü biz evet hep bugün başarıyla sonuçlanacakmış gibi evet. konuştuk ama bazen bu başarısızlıkla da sonuçlanabilir. Evet. Bu aşamada önerimiz ne olur peki? Hem ailelere hem bir de sınava giren kişiye. Sınav sonuçta hani adı üzerinde bir sınav. Evet. Bunca sürece kadar hani bu zamana kadar çok güzel başarılar elde etmiş olabiliriz ama sınav anında işte bir panik, bir heyecan ya da herhangi bir durumdan ötürü sınavda başarısız olabiliriz. İstediğimiz bir alana yerleşemiyor olabiliriz. Ama şunu her zaman biliyoruz ki bazı şeylerin tekrarı var yaşamda. Önemli olan anı aslında yakalayabilmek ve kendimizi mutsuz ederek, yıpratarak, hüsrana uğratarak bundan sonraki süreçleri değerlendirmede sıkıntı yaşamamak. O yüzden hani aileler de bunu böyle bilmeliler. Çünkü bazı ailelerimiz mesela çocuklarına şunu sunabiliyorlar. Bu son hakkın, bir daha hazırlanamazsın evet. gibi. Ve sonrasında acı şeylerle de karşılaşabiliyoruz. O yüzden çocuklar da şunu bilmeliler ki bu bir sınav. Ve sadece bu sınavı geçtiğimiz zaman hayata karşı başarı elde etmiyoruz. Hani bunu bunun bilmeliler. Aslında sonrası da var. Evet, sonrası tek sınava var. Bağlanıyor ama evet. iş hayatı, iş bulma aşaması, o okulu okuma aşaması, birçok aşaması var. Çok aşama aslında. Var. O yüzden hani sadece bu sınavı geçtikten sonra hayatımız kurtulacak cümlesini ben çok fazla duyuyorum. İşte hayatım kurtulacak, hayatım daha güzel bir hayatım olacak tarzında. Kendilerini sadece bu sınava endekslemiş durumdalar. Sınav sizin hayata karşı başarılı olmanız için bir aşama ya da kademe değil. Önemli olan nokta bizim bazı şeylerin farkına varıyor olmamız, hatalarımızı tekrar etmiyor olmamız. O yüzden öncelikli olarak ailelerimiz mutlu bir aile ortamı yaratsınlar ve çocuklarını koşulsuz olarak sevsinler. Evet, şimdi az bir süremiz kaldı. Son olarak önerileriniz neler olur peki? Şimdi evet, pazar günü sınava girecek olan öğrencilerim için önce şunu söylüyorum. Bu sınav kişiliğinizi değil, bilginizi ölçen bir sınav ve tekrarı olan bir sınav ve bir son değil. Hani bunu kesinlikle bilmeliler.
Sınava giderken rahat kıyafetler giysinler. Soruların özellikle son cümleciklerine dikkat etsinler. Kendilerini öncelikle kaygılanacaklardır. Muhakkak kaygı çünkü az önce dediğim gibi bizim motive eden, karar almamızı sağlayan bir durumudur. Sadece bunu kontrol altına almak önemli. Az önce bahsettiğimiz teknikleri kullansınlar. Sınav sonrasını değil, hani ne olacak, yapamazsam ne olacak duygularıyla değil, o ana daha çok odaklansınlar. Ve sınava gidiş kısmında da ailelere önerim bir merasim şeklinde değil, normal günlük bir dershaneye geliyormuş ya da okula gidiyormuş gibi aslında bir sürece girmeliler. Aileler de sakin olsunlar, çocuklarını desteklesinler. Ve son kez gençlere şunu hani demek istiyorum. Geçmiş aslında şu anda mesela kullanımdan kalkmış bir para gibidir. Ve aslında bir değeri yoktur bizim için şu aşamada. Gelecek de aslında bir senet gibidir. Şu andan yorumlanamaz. Ama şu an, şu dakika aslında bir nakit paradır bizim için. Bunu kullanabiliriz, değerlendirebiliriz. O yüzden öğrencilerim ana odaklansınlar lütfen. Hayallerinizi gerçekleştirebilmek için bu andan keyif almanız gerekmekte. Hepinize başarılar diliyorum ben. Tüm öğrencilerime ve diğer tüm öğrencilerin sınavı inşallah çok güzel geçer. Evet, biz de verdiğiniz bilgiler için, öneriler için teşekkür edelim. Ve sınava girecek kişilere şimdiden başarılar dileyelim. Programı noktalayalım burada. Hoşça kalın, iyi günler diliyoruz. Teşekkür.